Hepinize merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber ilginç bir konuya değineceğim. Merak edenler çok oluyor, bunu biliyorum. Şehir dışına arkadaşlar kuş nasıl gönderilir? Bu yavrumuzu şehir dışına göndereceğiz arkadaşlar. Yavrumuz yeni yeme düşmüş. Şöyle göstereyim bir dakika. Popo tüylerini tamamlamış. En geç popo tüyleri çıkar zaten. Bu hayvan artık yem yiyebiliyor arkadaşlar. Sizlerle beraber bunu daldarı yerken de göstereceğim. Zaten taşımada da daldarı çok önemli bir yer oynuyor, rol oynuyor bizim için. O burada dursun. Şuradan hemen bir adet daldarı alacağım arkadaşlar. Burada da yem kovalarımız, gördüğünüz gibi biraz dağınık bir ortam, kusura bakmayın. Şöyle ufak kutuya sığacak şu daldarıyı alıyoruz arkadaşlar. Bebek kuşumuz korkmazsa şu an. Ama karnı çok tok. Ben baktım kursağına. Yiyeceğini umuyorum. Yerken çok gördüm ama sizin şansınıza göremeyecek gibiyiz. Ben o zaman şimdilik bir hazırlıklarımı tamamlayayım. Aman 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 aman, onu düşünmeyelim. Neyse, bunu böyle bırakmayalım. Şimdi arkadaşlar bu kuşumuz Burdur'a gidecek. Yani Ankara'dan Burdur yaklaşık bir, çok güçlü ısırıyor bakın. Böyle ısıran kuş zaten yem de kırar arkadaşlar. Şu an pitbull gibi beni ısırıyor. Bırakmıyor bakın, bıraktı. Böyle ısıran bir kuş yem de kırar. Kuşumuz Burdur'a gidecek. Yaklaşık 6 saatlik bir yol. Yazın farklı, kışın farklı şeyler yapmamız gerekmekte. Yazın neler yapmamız gerektiğini söyleyeyim öncelikle. Yazın su ihtiyacı daha fazla olduğu için kutusunun içine bir elma koyabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka daldar olsun bir adet. Yeter zaten ona. Zaten ben Ağrı'ya kuş gönderdim en uzak. Ağrı'da zaten daha uzağa da yok herhalde Türkiye'de. Ağrı'ya bile bir daldarı yetti. Bir sıkıntı olmuyor o konuda, aklınızda bir soru işareti kalmasın. Kuşu nasıl gönderebilirsiniz? Ayakkabı kutusu. Benzeri bir kutuda gönderebilirsiniz. Ben de özel kuş taşıma kutuları var. Hadi bir kuş taşıma kutusunu hazırlayalım. Oradan videoya devam edelim. Kutumuz bu şekilde. Şöyle ben bunu bir açayım. Kağıt gibi bir şey. Bunu böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Hava delikleri falan var. Çok kullanışlı oluyor. Beyaz olduğu için üstüne rahatça yazı da yazılabiliyor. Bir kere şöyle yapıyorsunuz. Sonra şuraları katlayacağım. Onun için bir videoyu durdurmam gerekecek. Şuradaki şeyleri çıkartacağım arkadaşlar. Hava deliklerini açacağım. Sonra kuş kutumuz hazır olacak. Kutumuz hazır. Daldarımızı ve kuşumuzu içine koyacağım arkadaşlar. Üzerine mutlaka alıcı bilgilerini yazmayı unutmayın. Çünkü uçak diyorum, otobüs rötar yapar. Bir aksaklık olur. Alıcıya ulaşması lazım. Çünkü bu riskli bir şey arkadaşlar. Ben bunu genelde çok tercih etmiyorum. Genelde bulunduğum şehirde satmaya çalışıyorum. Ama bazı alıcılar illa işte senden alacağız diyor. Yapacağım o zaman pek bir şey kalmıyor hani. Onları da kıramıyorum. Ben bu zamana kadar bir sorunla karşılaşmadım ama karşılaşabileceğiniz bir ortam. Bunu da söyleyeyim. Çünkü otobüs firmaları kesinlikle bir sorumluluk almıyor. Bir de sizden bir ton para alıyorlar. Neredeyse bir yolcu parası. Aşağı yukarı benim bildiğim 50 lira gibi bir fiyat tarifesi belirlemişler. Hem yasak hem de para alıyorlar ilginç bir şekilde. 50 lira da zaten bir yolcu parası. Ben 50 liraya Burdur'a giderim yani herhalde diye düşünüyorum. Yani salaklık açıkçası. Çok otobüs firmalarına da kalbini kırmak istemiyorum. Neyse, alıcı bilgilerini yazın. Çünkü onlar pek bir sorumluluk kabul edeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten yasak. Şimdi kuşumuzu, daldarımızı içine koyacağım. Alıcı bilgilerini de yazıp geliyorum. Alıcımız Baki Bey'in kutusunu hazırladık ama şöyle bir sıkıntı var. Numarayı siz takipçilerime tabii güvenmediğimden değil ama aralarınızda bazı kötü niyetli arkadaşlar olabilir ve Baki Bey bunlar rahatsız olabilir diye numarayı parmağımla kapatıyorum. Bu şekilde hazırladık. İçinde kuşumuz var. Bakalım şöyle gözükecek mi? Şu an arkadaşlar gözüküyor. Evet, şu an şurada gözüküyor. Daldarımız içinde zaten oynaşıyor arkadaşlar. Kutuda durmadan bir o yana bir bu yana. Şöyle iyice ışığa çıkartalım. Şu an görüyor olmanız lazım. Şöyle biraz aşağı inelim. Evet, şu an burada kendisi. Daldarısı da var. Böylece terminale gidiyoruz arkadaşlar. Şu an terminale geldik. Şöyle gidiyoruz. Burası
Ankara şehirler arası terminal istasyonu. Yani açtı. Buradan şimdi bir otobüs bulacağız arkadaşlar. Otobüs bulduktan sonra otobüse verip el sallarken de video çekerim sizlere. Otobüse verdik kuşu. Şu an Burdur Antalya arabası birazdan kalkacak. Bu şekilde gönderim oluyor arkadaşlar. Siz de yani çok tavsiye etmiyorum ama yapabilirsiniz. Sıkıntı olmuyor şimdilik. Umarım daha da olmaz. Buradan alan abimize de hayırlı olsun diyorum tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Orada söyleyemediğim birkaç şey vardı. Bunları da söyleyeyim. Açıkçası ben bu kuş canlı konusunda firmalara çok güvenmiyorum. Siz de her türlü önlemi alın arkadaşlar. Parası neyse verin. Uğraşmayın. İki gün sonra bir şey olursa diyebileceğiniz hakları olsun. Otobüs plakasının fotoğrafını çekin. Doğru otobüs olduğundan emin olun. Güvenilir firmalar genelde çok almıyorlar arkadaşlar, yasak olduğu için. Güvenilmez firmalar alıyor. O yüzden bunun da göz önünde bulundurun. Hem muavine hem şoförü tembihleyin nerede ineceğini. Mesela Burdur'a gidecek. Burdur Antalya otobüsü. Direkt buradan Antalya'ya gidiyor. Burdur sadece bir durak. Burdur'u unutup geçebilirler. Sık sık tembihleyin. Başlanış için artık beni en son kovdular zaten. Hani bu şekilde yaparsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Neredeyse kuştan yolcu parası alıyorlar çünkü. Bu sizin en doğal hakkınız. Hani orada bir yolcunun başına nasıl bir şey gelince haberlere çıkılıyorsa burada da aynı şekilde aynı özeni göstermeleri gerekiyor. Çünkü bunların görevi o arkadaşlar. Madem yapamayacaksa niye alıyor? Bu da bir soru işareti. Sizi bu soruyla baş başa bırakıp videoya kapanış yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.